İngilizceye hızlı tekrarımız başladı. Şu anda arkadaşlar gerçekten hızlı bir şekilde anlayacağınıza girelim. Hocam nasıl yani? Hepsini bitirecek bir şey. Evet arkadaşlar, çok hızlandırılmış İngilizce kursları var. Yok artık. Öyle. Hızlandırılmış İngilizce son tekrar olacak. Zaten detaylı son tekrarımızda tüm birinci dönem ünitelerin yani friendship, kardeşlik, teen life, gençlerin yaşamı, indik için, mutfak konusunu, on the phone, telefon konusunu ve internet konusunu öğrenmiştik. 5 üniteyi çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Zaten eskiden harikasın. Çok fazla basma. Kawasaki 500 RR. Aynen, fazla da basarsan benzinim biter Tonguç herhalde benim. Aa. Şu anda senden istediğim dikkatli bir şekilde dinlemen. Soru çözeceğim ben. Aferin, tebrik ediyorum. Şimdi birincisi gelecek konu sayısı belli. 5, çıkan soru sayısı belli. 10. Dolayısıyla her konudan ikişer soru geleceğini düşünüyoruz. Ama bir soru fazla sorarlarsa onun da teen life'dan olacağını, bir soru eksik sorarlarsa onun on the phone'dan olacağını söyleyebiliriz. Hemen friendship konusuyla yaşasın. Bir şekilde başlıyoruz. Şimdi önemli kelimelerimize baktığımızda best friend, en iyi arkadaş, close friend, yakın arkadaş, true friend, gerçek arkadaş, buddy, kanki oluyor. Yani kanka. Kanks. Kanks diyebiliriz. Mesela senin kankinin, kankanın adı neydi Tonguç? Tankut ve Tongül. Harikasın. Kanklerim. Onlar Tongül ve Tankut senin kanklerin. Dolayısıyla onlar keep your secrets. Yani senin sırlarını saklıyor. Share secrets. Yani senin sırlarını paylaşmıyorlar. Share secrets ne demek? Paylaşmak. O zaman ne, bak buraya never share secrets diyoruz. Ama always keep secrets. Yani daima sırlarını koruyorlar ama asla sırlarını paylaşmıyorlar. Backup, support, help. Bu da desteklemek anlamına geliyor. Backup ve support. Help de yardım etmek anlamına geliyor. Count on, depend on ve trust da güvenmek anlamına geliyor. Bunlar hep üstte bunu verir, altta bunu sorabilir. Have a good relationship. Have similar interests. Bu tabii similar olacak tabii ki. Have similar interests. Have things in common. Spend time together. Yani güzel ilişkileriniz var. Benzer ilgilere sahipsiniz. Ve beraber çok güzel zaman harcıyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz. Şimdi burada bazı kelimeler var. Bunların anlamını söyleyeceğim ama sen de zihninde bunların olumlu olduğunu, bunların da olumsuz olduğunu bilmen lazım. Mesela agresif. Agresif pis bir herif be. Aynen. Arrogant ya, kibirli. İşte bad temp, kötü huylu. Jealous, kıskanç. İşte mean, kaba. Self-centered, bencil. Sneaky, sinsi, rezil, pis bir herif yani. Unreliable da güvenilmez anlamına geliyor. Ama hocam bunları hiç gördüğün zaman direkt bunları işaretleyeceğim. Aynen, bunları gördüğün zaman tiksineceksin. Ama bu tarafa baktığımızda adventurous, macera parçası. Bunu biraz nötr yani, artı ya da eksi diyemeyiz buna. Amusing, eğlenceli mesela. Caring, ilgili. Arkadaşlar mesela anneler çocuklarına ilgilidirler. Determined, yine kararlı. Fair nedir? Adaletli. Generous, adil. Adil yani. Cömert, generous mesela. Helpful, yardımcı. Honest, dürüst. Bak ne kadar güzel, artı bir özellik. Laid back biraz da bir relax. Salmış. Salmış, bu biraz ortaya geliyor. Bu tam olmuyor. Buna şöyle yarım artı vermek istiyorum izin verirseniz. Şuna da yarım artı vereyim. Ne oldu belli değil bunların. Loyal, sadık. Bu direkt artı. Niye? Güvenilir çünkü. Reliable yine güvenilir. Reliable ile unreliable çok benzer hocam. Evet bak. Unreliable güvenilmez, rezil. Ama reliable güvenilir. Bu kadar basit. You are a reliable. Buna sokunuyor Tokçu. Bu tam buna sokunuyor. Stubborn. Stubborn düşünceli mi? İnatçı. 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 Bu da kötü be. Bak, düşünceli güzel bir şey. Halbuki sen kötü bir şey arıyorsun. O zaman inatçı demen lazım. Understanding anlayışlı. Tactful düşünceli. Truthful da yine doğru sözlü güvenilir insan diyebiliriz. Bunlar çıkıyor mu hocam? Bunlar sınavlarda çıkıyor. Bak bunları gördük. Şimdi hemen bunlarla beraber birer doldurma yapalım. Alıştırma doldurması yapalım. Şimdi would you like to join my party? Party hep aynı şeyi soruyorlar. Ya da a buddy is your best friend. Kankan senin en iyi arkadaşındır. She is very laid back girl. Neden laid back dediniz hocam? Çünkü she never hurries up. Yani asla sallamıyor böyle. Aman hiç acele etmiyor. Aman acele abi. Acele işe şeytan karışır. Evet acele işe ben de şey acele işe şeytan karışır. Evet. Sure I will definitely. Ne demek definitely? Definitely kesinlikle. Be there. Kesinlikle orada olacağım. True friends share money. Parayı paylaşırlar. Happiness mutluluğu paylaşırlar. Ve bad time zor zamanları paylaşırlar. Of course. Of course ne demek? Kesinlikle. What time shall I come? Ne? Aman Allah'ım. Aman ne Allah'ım. Kadar güzel bir resim. Harika bu böyle. Birazdan mutfağa gireceğiz. Mutfakta. Siz ressam mısınız hocam? Ben çizmedim bunu fakat burada bak anne çırparken. Mother. Bak böyle görüyor musun? Burada babadan. Steering. Cut. Bak görüyor musun? Cut. Cut the carrot yani. Aa, evet, görüyor musun? Yani slice the carrot. Slice the carrot mesela. Burada da knead the dough. Hamuru yoğuruyor böyle gördüğün gibi. Hocam ne güzel İngilizce kelimeler. Gerçekten mutfağa gireceğiz de mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Devam ediyoruz.
I'm having a slumber party tonight. Slumber party ne demek istiyormuş evladım benim? Slumber party, pijama partisi. Harika. Sen hiç pijama partisine gittin mi evladım? Ben pijama partisi gibi, ben küvet partisine gittim. Evet, pijama partisine giderken mutlaka üzerine beyaz bir atlet olmalı. Altında da bak bu şekilde lacivert çizgili pijaman olmalı. Bu zaten Zeytinburnu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor piknik yerlerinde. Sen de bunu giyebilirsin. That sounds great. Shall I bring something to eat? Bir şeyler getirebilir miyim yemek için diyor. Awesome. Evet. Can you keep secrets? Yani sırları saklayabilir misin? Zaten bir insana sır saklayabilir misin diye soruyorsan ona sırrını söyleme. Çünkü daha güvenmiyorsun. Hocam hep bu kalıplar mı çıkıyor sınavda? Evet. Sınavda hep bu kalıplar çıkıyor. O yüzden bunları direkt Türkçesini göstermek yerine üzerinden İngilizce olarak geçmek istedik. You are wonderful friend. And always support your friends in hard times. Sen harika bir insansın, harika bir arkadaşsın. Zor zamanlarında arkadaşlarını destekliyorsun. Veyahut da count on da diyebilirsin. You can... Backup da diyebiliriz değil mi? Backup da diyebiliriz. Harikasın, mükemmelsin. Zaten az önce gösterdiğimiz sayfada bununla alakalı Tonguç Helal benim. Tebrik ediyorum seni. Nerede? Gel bakayım buraya. Sayfa, gel bakayım. O sayfada. Evet, bu sayfaydı. Bak. Count on, depend on, trust. Bunların hepsi güvenmek anlamına geliyordu. Şimdi devam ediyoruz. Neredeyiz? Are you joining my birthday party? I am ready teacher. Ay tabii. Geldik şimdi buraya. Burayı zaten öğrenmiştik Tonguç Herhalde. Ne demiştik? Biz bir hocam Burhan diyor ki robot musunuz? Nasıl biliyorsunuz bu kadar şey diyor. Arkadaşlar robot değilim. I robot. Ben robot değilim. Sadece tabii ki sizlerle beraber çalışa çalışa biz de öğrendik. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Would you like some tea? Çay ister misin? Do you want to join us? Do you want some tea? Aynı anlama geliyor yine. How about watching TV? Televizyon izlemeye ne dersin? What about watching TV? Televizyon izlemeye ne dersin? Why don't we have party next weekend? Neden gelecek hafta sonu parti vermiyoruz? Shall we go to cinema? Sinemaya gidelim mi? Let's go to cinema. Haydi sinemaya gidelim diyoruz. Bu tarz sorulara biz ya kabul cevabı veriyorduk ya da red cevabı veriyorduk. Mesela I'm so busy but I can't refuse it. Çok meşgulüm. Bak bak önce nazı çekiyor kendini. But I can't refuse it. Reddedemem diyor. Hemen geleceğim. Of course tam kesinlikle. Tam keldirici var ya. Bu hiç şey yapmıyor. Kıvırmıyor. Hemen geleceğim. Of course diyor. Sure it sounds good, great, awesome. Yani kesinlikle harika. Kulağa hoş geliyor. Ben kesinlikle geleceğim diyor. Sure that sounds fun, awesome, great. Yine aynı anlama geliyor. That's awesome, that's great. Yani harika kesin geleceğim diyor. Thanks for inviting me. Beni teşekkür ettiğin için beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Allah razı olsun ben de geleceğim diyor. Yeah that would be great. Evet bu harika olacak diyor. Yes I'd love to. I'd like to. Evet ben de isterim ve geleceğim diyor. Ama reddederse durum değişiyor. Zaten üç tanesi bir şıklı olur, bir tanesi aynen, diğer şıklı olur. Aynen, bunlar A, B, C oluyor, bu D oluyor. Veya neyse. Aradaki farkı bulun. Aradaki fark. Burada bak. I'm sorry, ne sorry? Yani I'm sorry but I can. Üzgünüm fakat gelemem. I'm sorry, I'm going to help my father. Üzgünüm babama yardım edeceğim. Eğer yardım etmezsem babam beni biliyorsun. Pataklar. Nasıl? Baba ne yapıyordu? Morartıyordu. Bazo. Anne ne yapıyordu? Kızartıyordu. Anne kızartır, baba morartır. Asitler kırmızı, turnusol kağıdıyla renkler vericiler. Bazlar ise kırmızı, turnusol kağıdı gördüklerinde maviye dönüşmeye çalışırlar. O yüzden bazın bazından baba morartıyordu, mavileştir diyor. Tebrik ediyorum seni. Fenin hocam her şey karıştı. Gerçekten beynim allak bullak. Fenin gerçekten çok iyi, çok güzel tebekkül ediyorsun. Şimdi kader inancına inanıyorum. Ondan sonra kaza olunca da çok şey yapıyorum. Ama düşmanı da çok güzel dökmüş hatırlarsan birinci savaşından sonra ve büyük taarruzdan sonra. X kare x'ye kare eşittir x eksiye çarpı x artı y'dir. Evet o da düşman sayısını veriyor ama hepsi denize dökülmüş. Şimdi no thanks diyoruz. Teşekkürler. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol kardeş. I'm full stuffed. Yani ben doluyum. Şiştim. Karnım ağrıyor. I'd love to but isterdim. Fakat I'm going to my grandfather. Büyük dedemlere gideceğim. I'd love to but I have to. İsterdim fakat I have to study. Ders çalışmam lazım. Sorry I'm too busy. Yani üzgünüm çok meşgulüm. I'd love to. Çok isterdim. Bak bak önce bir gaz veriyor. But fakat I'm busy. Yani meşgulüm diyor. Şimdi bir alıştırmamız var bakalım. Which answer is the best option for the sentence above? Böyle bir soru Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek sorularda sorulmadı. Ama bunu bize sorabilir. Yani why don't we go out to have coffee? Yani bu bir şey nedir onun adı? Öneri. Offer. My mother is ill so I must stay at home. Bu da yani annem hasta o yüzden gelemiyorum diyor. Bu da bir excuse yani bir özür niteliğinde. I'm sorry, I'm busy. Yani üzgünüm, gelemem. Refusing. Harika bir insansın. Refüze ediyorum sizi hocam. Evet, refüze etmek, Türkçemizi katletmek. I can't refuse your invitation. Senin davetini reddedemeyeceğim. Dolayısıyla geliyorum baby. Accepting diyoruz. Ters ilişki. Evet, gerçekten net bir şekilde burada daveti kabul etmiş oluyor. İlk başta I can't refuse dedi, kabul edemem dedi. Kıvırdı. I can't, pardon, kabul edemem dedi ama refuse, yani reddedemem dedi. Dolayısıyla kabul ettiği anlamına geliyor. Şimdi, özür dilemekle bizi diyor Tonguç Helal benim. I'm sorry. Üzgünüm. Ne sorry? But
işte özrünü veriyorsun. Mesela giving explanation, açıklama yapıyorsun. I'm sorry, üzgünüm, but I can't attend the event. Üzgünüm fakat katılamayacağım. Because çünkü I'm going to visit my grandpa on that day. O gün büyüklerimi ziyaret edeceğim. I'm sorry, but I can. But fakat anlamına geliyor. Because çünkü anlamına geliyor. So bu yüzden. However da fakat ancak anlamına geliyor. Zaten hatırlarsan Tonguç herhalde benim. Biz İngilizce detaylı tekrarda bunları söylemiştik. But ifadesinden önce artı bir şey varsa but'tan sonra artık eksi bir şey gelmeli. Eksi bir şey varsa but'tan sonra artık artı bir şey gelmeli diyoruz. Geldi genel nesil bir sorumuza. Şimdi oku bakalım Steve. Hi Andy. Are you doing anything special this Friday? Steve de gerçekten Leonardo DiCaprio gibi sesi varmış yani. Selamünaleyküm Andy. Merhaba Andy. Bu akşam özel bir şey yapıyor musun bu cuma günü diyor. Bu da bir şeyler söylüyor. Bir üç nokta falan bir şeyler söylüyor. Why? Neden diyor. Şimdi which sentence completes the dialogue? Yani bu cümleyi ne tamamlar diyor. Another time maybe. Nothing much special. I have another plan. My friends are visiting me. Şimdi buraya Bursa da gelebilir. Nothing much. Yok özel bir şeyim yok. Neden diye sorabilir. I have another plan. Başka planım diyebilir. Ama daha plan söylemediği için bu da olmaz. Başka bir zaman belki de olmaz. Çünkü daha bir şey söylemedi ki. Niye başka bir şey söylemedi. Tekrar edin. Bir arkadaşım davet ediyor diyebilir. Belki bu da olabilir. Şimdi I'm having a ama great... why demiş. Niye ha, desin ki arkadaşım davet ediyor. Ha. Neden? O zaman olmaz. Bu da anlamsız. O zaman cevabımızın Bursa olacağı kesinleşti. Bakalım oluyor mu? Hi Andy, are you doing anything special this Friday? Bu cuma özel bir şey yapıyor musun? Nothing much special. Why? Özel bir şey yok. Neden sordun? I'm having a graduation party. Ha, pardon, oku bakalım Steve. I'm having a graduation party at 5 p.m. Fancy coming to my party. Bu akşam 5'te, 5'te yani akşam 5'te bir mezuniyet partisi veriyorum. Katılmak ister misin senin diyor. O da Andy cevap veriyor. Yeah, I'd love to. Evet isterim. That would be nice. Hoş olacaktır diyor. Steve ne diyor peki? Okay, see you there. Andy cevap veriyor. See you, eyvallah. Şimdi dolayısıyla bunlar böyle... Niye böyle kasıyorlar ya? Saçma sapan insanlar. Neyse yani neyse. En azından Steve ve Andy ile tanışmış olduk. Nasıl insanlar olduğunu gördük. Şimdi, which question is not answered? Yukarıda hangi soru cevaplanmamışlar diyor. Does Andy accept the offer? Andy'nin teklifi kabul etmediği yani... Etmiş. Yeah, I'd love to demiş. Evet, o zaman bu var. What does Steve offer Andy? Ne ona teklif etti? Party. I'm having a graduation party. Bir mezuniyet partisi vardı. Will Andy attend the party? Andy partiye katılacak mı? Yes, I'd love to demiş. Yes, I'd love to demiş. What time does the party finish? Parti ne zaman bitiyor? Saat 8'de bitiyor. Onu sen biliyorsun ama... Ben söylüyorum. Ben içimde öyle hissettim. Partiye sen katıldığın için, sıcak hissettiğin için biliyorsun. Ama Steve ve Andy onunla alakalı bilgi vermemiş. O yüzden cevabımız Denizli diyoruz ve geçiyoruz. Deyhan. Deyhan. Yeni nesil sorumuz. Şimdi... New Jenner Dova. Hatta İngilizce isim şeyler yapalım. Madem tam batırdık, tam batıralım. Dova, Chicago, Boston ve A ne olabilir? A'ya da bir şey. Atlanta. 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 Dolayısıyla Atlanta, Boston, Chicago. Dova ne hocam? Dova, İngiltere'deki bir kent yani Dover. Denver. Denver'da daha güzel, evet. Dover'ı ben niye çok biliyorum? Bizim küçükken Streamline diye bir İngilizce kitabımız vardı. Anadolu'su okurken. Orada Dover diye dandelik kasabayı bize sanki dünyanın merkezi gibi öğrettiler İngiliz kültürünü yaymak için. Biz de yeni nesil Türk gençler olarak Dover. Yazarı hayır. Orada doğmuş hocam. Aynen ben kendi kasabası. Aynen öyle bir şey olabilir. Yani Yozgat gibi bir yer esasında ama anlata bitiremedi adam. Neyse şimdi gel bakalım. Hocam Ariana Hintli mi acaba? Neden? Bu mektubu yazmış Ariana. Ha olabilir. Oku bakalım o zaman Hintli Ariana. Dear Miley. Sevgili Miley. Are you doing anything special this Saturday? Bu cumartesi özel bir şey yapıyor musun? I am planning a slumber party at my house. Evimde bir pijama partisi planlıyorum. That's a question mark. Buraya bir şey söyleyecek sonra devamını getir. We will have fun. I will make a cake. Çok eğleneceğiz. Cake pasta yapacağım. And arrange the music. Müzik ayarlayacağım. Film and beverages. Ve içecekler ve film ayarlayacağım. I hope you will come. İnşallah sen de gelirsin. Love. Sevgiler. Ariana. Ariana yeni geldi. Gandhi. Ariana Gandhi. Zaten Gandhi'nin küçük torunu. Şimdi burada hangi soru burayı tamamlamaz diyor. Şimdi ben bir pijama partisi veriyorum dedikten sonra muhtemelen davet ediyor. How about joining us? Bize katılmak ister misin? Why don't you come along? Neden gelmezsin? Would you like to join? Katılmak ister misin? What time does the party start? Ne alakası var? Partinin... Onunla ilgili bir şey söylememiş. Hayır zaten ne zaman başladığını niye Ariana sorsun ki? Miley soracak yani. Yani saçma bir şey olur mu yani? Ne zaman başladığını parti veren sorar mı? Parti ne zaman başlıyor? Bu arada ben de partiyi veriyorum ama ne zaman başladığını bilmiyorum yani. Böyle manyağın tekiyim ben. Olmaz. Dolayısıyla deniz seçeneği partiyi veren bir insanın söyleyeceği bir soru değil. Hocam ama... yalnız soruyu çok iyi ayarlamışlar. Evet. Bak ne zaman geliyorsun? Katılır mısın? Katılmak ister misin? Gibi sorular sorar ama ne zaman geliyorsun olmaz. Peki Miley de... Şimdi Miley kimdi? Miley. Bu da Dear Miley dediğine göre Miley mektubu alan kişi. Dolayısıyla gönderen mi?
Gönderen arayan mı? Daveti reddeden mi? Evet. Gönderen arayan. Hemen buraya yazalım. Ariana Grande. Buraya hemen. Ariana Grande, Miley Cruz. Evet. Oha, resmen. Resmen bizi trollediler ya. Of ya. Böyle bir şey yok. Instagram dünyası. Refuse invitation, daveti reddediyor. Hemen takip ediyorum Instagram'ı. Dur bir dakika şimdi. Trolls a pijama party. Pijama partisi veriyor. Hayır. Is the receiver. Evet. Alıcı. Miley Cruz ne yapıyor? Şeyi nedir onun adı? Mektubu alan kişi, dolayısıyla tebrik ediyoruz. Gerçekten ünlüler arasında bu tarz pijama partileri oluyorlar. Davet ediyorlar birbirlerini ama bize gelince hiçbir şey yok. Gelelim bu tarafa. Geldik gençlerin yaşamına. İlk ünitemizi bitirdik. Oh şu be. Anda 15 dakikada birinci üniteyi bitirdiysek demek ki 75 dakikada 5 üniteyi bitireceğiz demektir. Demek ki 1 saat 15 dakikada bitireceğiz en fazla. Vay be, matematiğe bak. Aynen. Şimdi camping, kamp yapacağız sonuçta. Hemen göz altına siyah boyaları çek. Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar da göz altına siyah boyaları çeksinler. Onları tebrik ediyoruz. Campfire, kamp ateşi. İzciyiz. Şimdi sen bunları oku İngilizce, böyle karizmatik bir şekilde. Kampçı gibi. Ben de hocam BBC language mi okuyayım, Hintli language mi okuyayım? BBC please. Campfire. Kamp ateşi. Doing sports. Spor yapmak. Camping sites. Kamp alanları. Casuals. Gündelik. Backpacks. Sır çantası. Equipments. Donanımlar. Tent. Çadır. Trekking. Yürüyüş. Exercise. Exhaust. Pardon, exercise. Egzersiz demek. Espri yaptı tabii ki. Egzersiz demek. Şimdi burada equipments'a baktığımız, yani ekipmanlara baktığımızda, donanımlara baktığımızda ekipman diyebiliriz esasında. Neler var? Bunları da okuyayım ilk konuşayla. Rope. İp. Torch. Meşale. Yani veyahut da el feneri. Sleeping bags. Uyku tulumu. Match. Kibrit. Map. Harita. Bunları da bileceğiz. Bunlar genellikle kampa giderken yanımıza aldığımız şeyler. Şimdi question. Jack diyor ki I need some basic equipment such as, tabi equipment'ın küçük iyi olacak bu. Equipment such as rope, pocket knife, torch. Şimdi which picture shows the equipment Jack doesn't need? Jack'in hangisine sahip olmayacağını kimler söylüyor? Şimdi diyor ki I need some basic equipment. Bazı bak rope o zaman burası Ceyhan seçeneği diyebilir miyiz sonuç elde? Diyebiliriz. Evet hocam. Rope. Çok güzel çizmiş herifi bu arada. Pocket knife, bucket, şey, cep... Cep ve çakı. Çakı, bak burada görüyor musun? Resmen İsviçre çakısı. O zaman buraya da deniz... Üzerine artı işareti çizseniz tam İsviçre çakısı. Ama o haç olduğu için çizmiyoruz. Torça baktığımızda nedir? El feneri. El feneri, o da burada. Tamam, o zaman buraya da A seçeneğini yazıyoruz. O zaman gelene kaldı. Ne basit soruymuş. Kibrit, yani kibrit diyoruz. Böyle sorular geliyor mu hocam? Bu tarz sorular geliyor. Gerçekten de LGS'ye baktığımızda... Direkt kelime sorusu. Direkt kelime sorusu resmi gelebiliyor. Şimdi, biz sevdiğimiz şeyler için... Like, hoşlanmak, love, çok sevmek, enjoy, beğenmek, mad about, crazy about, keen on, fond of, interested in gibi, çok seviyorum, delisiyim, ısrarcı bir şekilde seviyorum gibi ifadeler kullanmıyoruz. Ama sevmediğimizi de hiç sevmiyoruz. I dislike, hoşlanmıyorum. I don't like, hoşlanmıyorum. Hate. Nefret ediyorum ya, böyle bir şey olmaz. I can't bear. Hocam bu videoda hate butonu olsa hate butonuna hiç basmazdım. Aferin. Şimdi I can't bear rock music, I can't stand rock. Katlanamıyorum, dayanamıyorum diyor. Şimdi evet. Geldik quizimize. Ay quiz gelmiş, ne kadar güzel. Bayılıyorum quiz'e. Ay bayılma Tonguç evladı benim. Dur bir dakika. Hemen oradaki suyunu da iç, tebrik ediyorum seni. Bana da bir bardak su ver. I can't stand rock music. Rock müziğe katlanamıyorum. It is too loud. Çok yüksek sesle. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Sen niye bağırıyorsun ya? Rock müzik de gerçekten rockçılar böyle elektro gitarı alıyorlar. Vırın vırın bağırıyorlar. Bas. Bir sakin ol kardeşim. Ne oluyor ya? Jane likes wearing casual clothes. Gündelik kıyafetler giymeyi seviyormuş. Jeans and t-shirt. Kotlar ve t-shirtler. Don't be such an idiot. Idiot veya da ridiculous. Yani aptallaşma, dangozlaşma diyor yani. John can't stand metal music. Metal müziğe katlanamıyormuş. I can't stand English lesson. Ne diyorsun? Katlanamıyormuş. Aman Allah. Böyle bir pot kırılır mı Tonguç'a? He thinks it's too terrible. Gerçekten onun kötü olduğunu, çok berbat olduğunu düşünüyorum. He was really serious in the school. Ciddiymiş okulda. But now, fakat şimdi he is very fun. He has very fun. Yani eğleniyormuş, sıkıntı yokmuş. I'm really into... Neye? Birthday party. Ben doğum günü partilerine bayılıyorum diyor ki hepimiz doğum günü partilerine bayılıyoruz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy de birthday. Öyle bir şey vardı, neydi? 1, 2, 3, 4 diyordu İbrahim Tatlıses. Urfa language şeklinde değişik bir tarz getirmişti sayılar. Şimdi happy de birthday to you. Happy de birthday to you. Evet, bu da tabii ki yöresel doğum günü şarkımız. Şimdi my mother loves watching fashion on TV. Anneler tabii ki televizyon. Anneler hiç fashion izlemez. Direkt şey izler. Pembe dizi neydi ya? Soap opera izler. Evet, genelde öyle şeyler izlerler. Şimdi the singer's voice, şarkıcının sesi was terrific. Müthişti. I liked the concert. Evet, konseri çok sevdim. Çok sevdim. James olduğu için, ismi böyle olduğu için böyle olacak. James Close, James'in elbiseleri are so colorful. Çok renkli. And snob. Çok böyle
gözü havalı böyle yani şey gibi. Havalı, böyle cool. Yani cool ama snob burada olumsuz manada yani. Çok böyle burnu havada, saçma sapan yani. Everybody loves it. Herkes ona gülüyor. Gerçekten benim tanıdığım bir arkadaşım Palyanço. Palyanço gibi. Benim bir arkadaşım vardı gerçekten. Büyük bir eğitimci yani. Türkiye'de başarılı eğitimcilerden biri. Ama hep öyle gülüyordu. Ceketinin bir tarafını kırmızı, bir tarafını mavi, yakasına sarı mendil takıyordu. Kolu biri yeşildi. Diğer kolu turuncuydu. Böyle geziniyordu. Öyle değişik bir insandı. Herkes ona gülüyordu. Halbuki esasında işinde de başarılı. Bazı insanlar böyle takılabiliyorlar. The music is too loud and unbearable. Katlanılmaz. Katlanamıyorum ya. Çok yüksek ses. We spend time on the net only one hour a day. Biz spend time. Zaman harcıyoruz internette. En fazla bir saat veyahut da sadece bir saat demeliyiz. A student, bir öğrenci, shouldn't surf the net, on the net too much and study much. Bak, bir öğrenci internete fazla takılmamalı ve derslerine çalışmalı diyoruz. Şimdi referanslarımızı, tercihlerimizi sunarken prefer'den sonra sevdiğimiz şey geliyordu. To'dan sonra ise Allah kahretmesin. I prefer quiz shows, yarışmaları seviyorum. To sober, pembe diziler yerine yarışmaları seviyormuş. Demek ki sevdiği şey quiz show, prefer'den sonra geldi. Nefret ettiği phew dediği şey de tabii to diyor. To'dan sonra kötü şey geliyor. Kötü şeyler geliyor. Aynı şekilde prefer, verb ing, bu yine sevdiğimiz şey geliyor. Ardından da yine to'dan sonra sevmediğimiz niye şey geliyor. Niye ing'yi hocam? Verb ing ne demek? Verb ing demek. Fiil var ya, watch, izlemek fiili mesela. Ardından ing getirmemiz gerekiyor. İngilizcenin ing'i. Evet ama would rather than'lerde şöyle bir şey var. Would rather than'lerde, Tonguç evladım benim. Would rather'dan sonra sevdiğimiz şeyi getiriyoruz. Than'den sonra sevdiğimiz şeyi getiriyoruz. Ve burada da fiilin normal verb bir hali geliyor. Bak. I'd rather watch TV than sleep. Eğer bunu prefer'le söyleseydik, I'd rather watching TV than sleeping. I would rather watch TV than sleeping. Ya bunu prefer'lü söyleseydik o zaman şöyle olacaktı. Hemen yazalım. Hiç sıkıntıya koymayalım kendimizi. Hemen yazalım. I prefer ve to dedik. Bak, prefer, would rather yerine prefer, then yerine to koyduk. Bu durumda da artık watch'ı böyle kullanamayacağız. Ne diyeceğiz? I prefer watching TV. ING'li kullanacağız. Yani ING'li kullanacağız. To sleeping diyeceğiz. Sleeping in my bed şeklinde kullanacağız. Ama preferlerde ing var, ing var, would rather'larda yok. Şimdi gelelim buraya. What can be the best title for the text? Hangisi bu parça için en güzel başlık olur diyor. Evet, oku bakalım. Yine Amerikan BBC aksanı istiyorum Tonguç. Playing online games, watching comic videos, doing sports and surfing on the net are popular activities among the teenagers. Online oyunlar oynamak, çizgi filmler izlemek, spor yapmak ve internette surf yapmak popüler aktivitelerdir gençler arasında. They really like these things. Onlar gerçekten seviyorlar bu tarz şeyleri. And also they prefer. Ve aynı zaman onlar tercih ediyor. Going to the cinema with their friends. Gitmeyi arkadaşlarıyla sinemaya. They don't like spending their time in the house. Onlar sevmiyorlar evde zaman geçirmeyi, Maltoz gibi. They always look... Maltoz gibi yok bu arada, pardon. They always look for an adventure. Onlar daima macera arıyorlar. So they prefer going camping. Bu yüzden onlar kampa gidiyor, beni tercih ediyor. Sitting at home is not for them. Ne yapıyorsun Tonguç'um? Evde oturmak onlar için değil. Dokümenteri yapıyorum hocam. Aynen, resmen belgesel gibi yaptın. Yunuslar karadan, denizden göç ediyorlar. Dolayısıyla evde oturmak onlara göre değildir. Şimdi, what can be the best title for the text? Hangisi tekstimiz için en doğru başlık olabilir diyor. Teenagers' favorite activities. Gençlerin favori aktiviteleri, evet. Gençlerin aile yaşamı, nine. Gençlerin okul hayatı, skandal. Gençlerin favori sporları, skandal. Dolayısıyla cevabımız gençlerin favori aktiviteleri. Bakalım, bakalım tabii, bakalım. Neye bakalım hocam? Hayır, buna bakalım. Tonguç Evladım. Şimdi teenagers nokta nokta attendingde yap. Şimdi bir kere prefer'den olmaz. Biz would rather'den diyebiliyorduk. Yani would rather'den vardı. Hemen şuradan göstermek istiyorum, bak. Prefer to olur. Would rather'den oluyor, prefer to oluyor. O yüzden prefer to olduğu için cevabımız Ceyhun seçeneği diyoruz. Geldik how many times? Kaç kez? Once a day, günde bir kez. Twice a week, haftada iki kez. Three times a month, ayda üç kez. How many times do you go to gym in a week? Haftada kaç kez spora gidiyorsun? Four times a week, haftada dört kez. Oh, I think it is very cool. Bence çok cool diyor. Şimdi biz görüşlerimizi dile getirirken de I think, bence, in my opinion, benim fikrimce, işte to be honest, dürüst olmak gerekirse, doğru olmak gerekirse, to me, bence ifadelerini kullanabiliyoruz. Ve sıklık zarflarımız var. Adverbs of frequency, sıklık zarfları. Always, daima. Usually, çoğu zaman. Frequently,
Genellikle ve sık sık. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Occasionally, çok az. Seldom, nadiren. Really, çok çok az. Never de asla anlamına geliyor. Mesela burada ne demiş? I always go shopping after work. Pardon, bu kız çocuğuymuş. I always go shopping after work. Ben işten sonra hep alışverişe gidiyorum diyor. Şimdi, sabah kalktık. Bak, some important words of the teen life. Şimdi, teen life'teki bazı önemli kelimelere bakalım. Sabah kalktık. Get up, uyanıyoruz. Wash your face and hands, yüzümüzü yıkıyoruz ve ellerimizi yıkıyoruz. Take a bath, bir banyo yapıyoruz. Brush teeth, dişimizi fırçalıyoruz. Have breakfast, kahvaltı yapıyoruz. Get dressed, elbisemizi giyiniyoruz. Go to school, okula gidiyoruz. Şimdi, öğleden sonra, afternoon. Take classes at school, okulda dersler alıyoruz. Have lunch, öğle yemeği yiyoruz. Listen to music, müzik dinleyebiliyoruz. Arrive home from school, okuldan eve varıyoruz. Read books, kitap okuyabiliyoruz. Evening, akşama geldik. Follow after school activities. Okul sonrası aktivitelerimize bakıyoruz. Do homework. Ödevlerimizi yapıyoruz. Chat with friends online. Online olarak sohbet ediyoruz arkadaşlarımızla. Spend time with family. Ailemize zaman geçiriyoruz. Have dinner. Akşam yemeği yiyoruz. Read books. Yine kitap okuyoruz. Ve go to bed. Yatağa cumhurlap yatıyoruz ve diye uyuyoruz. Şimdi bazı sıfatlarımız var. Bak bunlar mükemmel olanlar. Excellent. Harika. Bu terrible olmuş ama bu terrible değil. Terrific olacak. Bunu düzeltelim. Şurada bir hatamız olmuş. Şöyle düzeltelim. Terrific olacak. Bu terrific. Tamam şöyle terrific yazalım. Bak excellent, mükemmel. Terrific, müthiş. Wonderful, harika. Amazing, harika. Trendy, moda. Exciting, heyecan verici. Fun, komik. Interesting, ilginç. Relaxing, rahatlatıcı. Healthy, sağlıklı. Bunlar nötr. Boring, sıkıcı. Ridiculous, aptalca. Unbearable, katlanılmaz. Difficult, zor. Expensive, bu da yine pahalı anlamına geliyor. Bak bunlar sıkıcı, iğrenç, sıkıcı, aptal, katlanılmaz, zor, pahalı. Bunlar mükemmel, müthiş, harika, süper, moda diyebileceğimiz kelimeler. Bir de müzik tipleri var. Klasik müzik. Tabi bu klasik müzik. Ya bu klasik müzik değil ya. Bir dakika. Evet. Folk müzik. Heavy metal. Bizim ayılar. Evet, gerçekten bazı ayılar çalıyor. Dur ne yapıyorsun? Heavy metal, ağır metal. Sepultura. Indian müzik. Ya öğrenciler de diyordu ki Tonguç, bu adamlar sınava 2-3 gün kala bizim için böyle saçma sapan şeyler yapıyor. Yani Hindistan müziğinin ne olduğunu bilmeyen var mı yani? Şu anda hepimiz oynama şıkıdım şıkıdım. Pop müzik, evet gerçekten onu bilmeyenler olabilir ama işte. Rock müzik, yine rock müzik. Rock, wow wow wow, yeah yeah yeah. Singer, yine şarkıcı. Bunu zaten ses çıkarmamız gerekiyor. Gitarist. O şey direkt o şey oldu ya. Şey klarnet. Klarnet oldu. Band de grup. Yani mesela BTS Army. BTS Army band'tir. Evet band'tir. Şimdi başlayalım. Dinlemeyen hayır, Army'cilerle de iyidir. Yani dinlemeyen herkes iyidir. Herkes iyidir. Şimdi Army'cilerle aşık atılmaz. Aynen, Army ile mücadele girmez. Şimdi bakalım. Hi Emma. Selamun aleyküm Emma. Yani merhaba Emma. I like spending a lot of money on clothes. Elbiselerde çok fazla para harcamayı seviyorum. Çünkü, because I like being fashionable and stylish. Ben moda ve stil sahibi, yani böyle trendy olmayı seviyorum diyor. I follow the fashion, modayı izliyorum and buy trendy clothes. Modayı izliyorum ve trend kıyafetler alıyorum. Yani moda kıyafetler. I think, bence, they are impressive. Bence etkileyici onlar. I hate formal clothes. Böyle üniformalarla, resmi kıyafetler nefret ediyorum diyor. They are very uncomfortable. Yani onlar çok konforlu değil diyor. Şimdi which question is not answered? Ben niye hala okuyorum ki? Hangi soru böyle cevaplanmamıştır diyor. Şimdi A seçeneği cevaplanmış mı Tonguç? What kind of clothes does she like? Evet hocam. Fashionable clothes demiş. Harikasın, mükemmelsin. Peki ikinci soru cevaplanmış mı? Does she follow fashionable clothes? Evet hocam. Fashionable clothes evet, moda seviyor. Tebrik ediyorum. Peki üçüncü soru. Trendy clothes. Evet hocam. Evet. How often does she go shopping? Ne sıklıkla alışverişe gittiğini söylemiş. Gün iki haftada bir kere. Ne bileyim ya, söylememiş. Nerede? Kilimcinin kör oğlu. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ne bilelim biz ya, Allah'ım yarabbim. According to this, Emma like being trendy. Yes teacher. Prefers formal clothes. No, nein. Ich bin sehr leid. Onları sevmiyorum demiş. Değer veren on kabul. I hate diyor. Ha. Never buys clothes. Asla prefers'den sonra güzel şey geliyor değil mi? Evet bak. Diyor ki nerede? I like being fashionable and stylish. Yani trend olmayı seviyorum diyor. Dolayısıyla burada trendy and friendly. Bir kere bu da olabilir ama resmi kıyafetleri tercih ediyor. Asla pahalı kıyafetler almıyor. Asla daima ucuz kıyafetler giyiyor. Bunlar anlamsız oluyor. Dolayısıyla cevabımız
Atlanta yani Asya'nın Atlanta African Finance Tale. Ve artık mutfağa giriyoruz. Sonunda be. Bakalım ne oldu? Evet, süremiz tam oldu bak. 15-30 gibi gerçekten dakikül vakik diyoruz. Gerçekten on time diye şekilde ilerliyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi bir de yemek yapmamız kalmıştı. Acımızdan öldük. Gerçekten acımızdan öldük. Böyle çok bir şey. Yorulduk. Hadi yemek çok yiyelim. Yorulduk. Hadi yemek yiyelim. Bak gördüğün gibi burada bütün mutfak eşyaları da hazır. Bu mükemmel bir resim olmuş. Bu resmi saklayalım, her zaman kullanırız. Şimdi geldik buradaki kelimelerin şeylerine. Ha burada burada bir dakika. Burada bu kelimeleri şöyle bir gösterelim bunun üzerinde. Bak şimdi bir dakika. Şimdi knife, babanın elindeki knife, bıçak, tamam mı? Fork, çatal. Nerede göremiyorsun? Çatal çekmecede tabii göremiyorsun. Çatal çekmecede. Place nedir? Tabaklar bak. Nerede? Camın önünde görüyor musun? Evet. Ondan sonra oven. Bak fırın. Kadının önünde. Oven. Tamam. Oven. Hatta Michael Owen diye futbolcu vardı. Liverpool'da oynuyordu eskiden. Bilenler bilir. Şimdi bowl. Yine bu da camın önünde. Cam kase. Ben, kase. O da bunların önünde. Evet orada. Evet çok güzel. Grater. Rende. O da yine çekmece dolaba koymuşlar. Bu tamam. Şimdi devam ediyoruz. Mixer. Mikser. O da solda. Şu işte mikser. Evet orada mikser. Yanında, shaker. Evet. Fridge, buzdolabı yok bu tarafta. Tam bizim olduğumuz yerden gözüküyor. Biz görüyoruz da siz göremiyorsunuz. Kör noktada kalmış. Strainer, süzgeç. O da yine sol tarafta bak görüyor musun? Gördüm süzgeç orada. Strainer'da buldu çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Arka tezgaha geçelim. Freeze. Arka tezgahta neler var şu tarafa bakalım. Nerede? Freeze. Freeze orada kadın arkasında tam. Meyveler burada çok güzel. Pepper, biber. Biber orada bak şurada bulsun sonunda. Solda kırmızı biber, pepper. Evet çok güzel, tebrik ediyorum seni. Sonrasında başka ne var? Garlic, sarımsak. Evet görüyoruz, o da sarımsak. Garlic orada bir şey var evet. Onion, soğan. Evet şu mor da soğan çok yapalım. Çok da net gözükmemesi. Potatoes, patatesler burada ama bu hamurmuş pardon. Patates, yok patates herhalde dolapta gene aşağı koyuyorlar. Yani patates benim kafam. Evet. Baharatlara bakalım. Bu baharatlarda bu neydi Tonguç herhalde benim? Ginger. Bak onu da yine buraya koymuş anne dolabın içine. Zencefil. Kamin, kimyon, pepper, biber, chili pepper, kırmızı biber. Onlar hep dolapta. Onları şimdi göremeyiz. Onları galiba şu kavanozların içine koyduk. Şimdi devam ediyoruz. Masanın üstüne bakalım. Dough. Burada bir hamurumuz var. Need the dough. Father hangisi? Father hocam en soldaki father. Hayır bu sister. Brother. Father, mother. Where is the other? Neyse çok kötü espri. Hocam şimdi ne güzel espriler yapıyorsun. Aynen şimdi. What a pity to live in a city without electricity. Şimdi bak burada ne dedik? Bu baba dedik. Şimdi baba ne yapıyor? Chop the cars. Tavuşları doğruyor. Baba ne yapıyorsun sen ya? Öyle derler hocam. Baba ne yapıyorsun? Baba birazcık kalbi ılık. Yani evde işlere yardım ediyor. Tebrik ediyoruz babamızı. Şimdi buraya baktığımızda çocuk hamuru yoğuruyor. Ne yapıyor? Knead the dough. Çok güzel hamuru yoğurdu. Kız çocuğuna baktığımızda sprinkle the sugar. Şekerleri üzerine serpiyor. Çok güzel. Anne whisking çırpıyor. Ne iğrenç bir ses çıkıyor be. Evet çırparken böyle sesler gelebilir. Devam ediyoruz ya da boiling the water ya da suyu kaynatıyor diyoruz. Gerçekten de annenin, babanın, oğlan çocuğunu ve kız çocuğunu yaptığı her şeyi güzel bir şekilde gösterdik. Şimdi o zaman alıştırmamıza geçelim. Şimdi bir... Nerede? Bir de ne diyor? Bake. Bake nedir? E seçeneği. Cook by dry heat in an oven. Yani fırınlamak. O yüzden buraya E yazıyorum. Çok güzel. 2. Fry. Yani C seçeneği. Cook in an oil or fat in a shallow pan. Dar bir kabın içinde, sığ bir kabın içinde pişiriyoruz. Çok güzel. Slice. Dilimlemek. Bu da J seçeneği. Cut into pieces. Parçalara ayırmak. O yüzden bu da J seçeneği. Şuraya J yazıyorum. Peel. Soymak. Burada da take the outer skin of a fruit or vegetable. Yani bir meyvenin veya bir sebzenin dışını soymak. O yüzden buraya da G seçeneğini yazıyoruz. Chop. 5. Bursa. Niye? Çünkü cut into small pieces with a knife. Hocam burada da small piece diyordu. Bak burada parçalar ayırıyorsun. Burada small piece'a daha küçük parçalar ayırıyorsun. O yüzden bu chop oluyor. Çok güzel. Grill'e bakalım. Grill 6 denizli. Cook yine barbekü. Yani bir barbekünün üzerinde bir manganın üzerine kızartıp pişiriyoruz. Boil kaynatmak. Boil kaynatmak dolayısıyla burada da ne yapacağız sonuç helalim benim? Bu sefer cook in a boiling water. Bir sıcak suyun üzerine water boils at 100 degree. Suyu 100 derece kaynatıp ondan sonra içine yiyeceklerimizi kaynatıyoruz. Spread ne demek? Yaymak. Dolayısıyla 8 to put butter or jam onto bread. Yani bir ekmeğin üzerine yağı veya da reçeli yaydığımız yaptığımız şey. Melt eritmek. Bu sefer de F seçeneği. Heat until it becomes liquid. O liquid oluncaya kadar yani sıvı oluncaya kadar ısıtıyoruz. O yüzden bu da F seçeneği. Mixing bowl, karıştırmak kasesi. Bu da I seçeneği, I seçeneğin. A bowl used for mixing of ingredients. İçindekileri karıştırmak için kullandığımız bir kase diyoruz. Şimdi eğer biz
emir cümleleri kullanmamız gerekiyorsa pozitifinde diyoruz ki chop the onions. Slice the tomatoes. Domatesleri dilimle. Soğanları doğra. Negatifinde ise don't boil it. Kaynatma onu. Don't serve it hot. Sıcak servis etme diyoruz. Şimdi gel bakalım buradakileri bulmaya çalışalım. Circle the correct. Boil or bake an egg. Ne diyeceğiz? Bu burada an egg. Burada ne diyeceğiz? Boil. Yani yumurtayı kaynatıyoruz. Meat or roast chicken. Tabii ki tavuk yoğrulmaz. Dolayısıyla roast chicken diyoruz. Yani fırında kızartmak. Grill, steak or crust steak. Burada da ızgara yapmak diyoruz. Steam, sausage or fried sausage. Burada kızartmak diyeceğiz sosisi. Dice or marinate cucumber. Salatalığı biz marine mi ederiz? Yoksa küp küp doğrar mıyız? Küp küp doğrarız. Chop or bake cake. Burada da tabii ki faslayı fırında pişiririz. Böyle fasla dilim dilim doğranmaz. Dolayısıyla bakın burası sınavda %100 karşılığı. %100 çıkacak evet, burası. %100 çıkar. Buraya dikkat edelim. Burası çok çok önemli arkadaşlar. LGS'de karşınıza gelirse sakın şaşırmayın. Hocamız böyle bir alışveriş yapmıştı. Benzeri de sınavda geldi dersiniz. Şimdi geldik buraya. Yeni nesil bir soru. Caesar salad. Caesar salad, also called Bulgur salad, is the favorite food of all Turkish people. Kısır salatası, diğer adıyla bulgur salatası, favori yemeklerindendir Türk insanlarının. It is very tasty, çok lezzetlidir. You need onion, soğan istersiniz, soğan istersiniz. Cucumber, salatalık, parsley, parsley neydi? Maydanoz, tomato, domates, bulgur, bulgurun İngilizcesini yazmadık. Olive oil, zeytinyağı, red pepper, kırmızı biber and lemon to make this salad. Ve limon bu salatayı yapmak için. Şimdi... What can we say about kısır? Kısır salatası hakkında ne söyleyebiliriz? Birincisi. Kısıra bayılırım ben. Evet, kısır salad is a popular dish in the world. Dünyada çok meşhur bir yemektir diyebilir miyiz? Sadece Türkiye'de iş alakası. Aynen böyle bir şey yok. You need many different ingredients to make this salad. Bu salata yapmak için birçok şey ihtiyacı var. Gerçekten çok fazla bak, şey var. Salatalık, maydanoz, domates, soğan, bulgur, zeytinyağı. Çok zengin bir yemek. Aynen. Besleyicilik açısından çok gerekli mineraller ve vitaminler. Bulgur yiyoruz ve kafamız çalışıyor. It is not a delicious food. Bu çok lezzetli bir yiyecek değil. Böyle bir şey. Olur mu böyle bir şey? Hakaret ediyor ya. Bütün kadınlar kendi aralarına verdikleri davette kısır standart yemektir zaten. Yani kısır vermiyorsan Allah korusun kısır vermiyor da olursun. Şimdi you usually serve it hot animal. Sıcak ve ani. Hayır öyle bir şey yok ya. Soğukla ikram edilir. Şimdi hangi resim yoktur diyor. Şimdi birincisi burada bunun ne olduğunu anlamaya olabilirsiniz. Ama bak şimdi. Bu var. Bu var. Bir kere bununla bunu görebiliyoruz. Vay be, resim eşleştirmeyi. Bu var, bu da var. Cucumber. Şimdi bu zeytin ama bu nedir? Parsley. Çalı. Çalı, çalı. Bu bak, bu soğan, bu parsley yani maydanoz. Dolayısıyla maydanoz bu resimde olmadığı var. İçin. Bak, which picture dediği için. Hayır, tarifte var ama resimde olmadığı için bu tarz yeni nesil sorular gelebilir. Dikkat edin. Resimde olanı soruyor sana. Zeytin var, bak zeytin ama... Zeytin yoktu ki zaten ama şeyde, kısırda. Hayır. Zeytin vardı. Olive oil. Ha, bir dakika. Hocam parsley var bak. Parsley de tanımda var ama bak. Which picture doesn't show the ingredient of kısır salat? Hangisi göstermemiş? Tamam bir daha dikkatli yapalım. Şimdi burada. Hocam A şıkkı bence. Cevabımız A ama neden A? Şimdi bu çünkü tamam bu var yok. Pardon bu var. Parsley var. Zeytin yağı var ama zeytin yok. Ben onu diyecektim zaten. Kafam karıştı. A seçeneği bak. Bu var. Zaten görüyoruz. Bu ne zaten biliyor musunuz? Bu onion, soğan. Bu nedir? Cucumber, salatalık. Bu da var. Tamam zaten burada görüyoruz. Bu parsley zaten burada var maydanoz ama olive oil zeytinyağı var ama zeytin yok o yüzden cevabımız Ayhan seçeneği. Which one is different? Hangisi farklıdır? Eggplants, patlıcan, potatoes, patates, chicken, tavuk, onions, soğan. Bir dakika ne alaka? Chicken ya. Chicken yani tavuk. Cumin, kimyon, black pepper, karabiber, ginger, zencefil, garlic, sarımsak. Burada yine cevabımız tabii ki... Garlic. Garlic olmuş. Bunlar farklı. Geldik buraya. Neden farklı? Çünkü bak bunların üçü de baharat. Bu ise bir sebze yani sebze. Sarımsak yani. Bayılıyorum sarımsak. Sarımsağı yediğimizde korona yakalama ihtimalimiz sıfır. Çünkü kimse yanımıza yaklaşmaz. Aa. Which one is different? Hangisi farklı? Meat, et, mince, kıyma, parsley, maydanoz, beef, sığır eti. O zaman bu maydanozla hiçbir alakası yok. Burada cevap. Aa benim etim. Aferin. Şimdi Rana'ya baktığımızda Rana. Evet. Rana. Şimdi diyor ki nokta nokta do you eat fish? Tongçu diyor ki twice a week. Bak haftada iki kez dediğine göre ne zaman yersin mi? Niçin yersin mi? Ne yersin mi? How ne often? Sıkla yersin mi? How often diyecek. Dolayısıyla cevabımız Ayhan seçeneği. Twice a week, once a month. İşte gibi ifadeleri gördüğümüz zaman biz once a year. Once a year gibi ifadeleri gördüğümüzde how often diyeceğiz.
Şimdi bir de sayılabilen ve sayılamayan kelimeler üzerinden bunları sormaz. Hangi sayılabilir, hangi sayılamayan diye sormazlar ama bir daha kelimelerin üzerine geçmek istedik. Sen oku ben Türkçesini söyleyeyim Tonguç'a hadi benim. Carrot. Havuç. Cucumber. Salatalık. Onion. Soğan. Garlic. Sarımsak. Egg. Yumurta. Grape. Üzüm. Corn. Mısır. Parsley. Maydanoz. Sugar. Şeker. A flour. Un. Butter. Tereyağı. Water. Su. Oil. Zeytinyağı. Salt. Tuz. Geldik buraya. Burada demek ki bunları dolabın içine koyacağız ve rahat rahat yapacağız. Şimdi bir de sıralama şeyleri var ve indik içinde bitiriyoruz. Şimdi burada next, first, then, after, the final kafası karışabilir. Bir kere burada şuna dikkat edeceğiz. En önemlisi ilk başta bizim bilmemiz gereken şey first. Ardından first'ten sonra ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bu kadar zor çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar bu size sınavda bunların mesela diyelim ki bottles sayılabiliyor. İşte a lot of many bottles diyebiliyoruz. A lot of bananas diyoruz ama bunların ne olduğunu size sayılıp sayılamadığını sorumlular. Biz sadece size burada kelimeleri gösterirken böyle bir tat yapmaya çalıştık. O yüzden bu sayfada biraz hızlı geçtik. Burada mesela şişeler var. Bottles. İşte ne bileyim ne var? Some olives. Biraz zeytin var. Bu da sayılabiliyor. Aynı zamanda a lot of bananas. Bir sürü muz var. Tamam. Ama mesela any flour. Hiç un yok. Bu sayılamaz bir şey. A lot of water. Mesela su sayılamaz normalde. Ama three bottles of water diyebiliriz. Üç şişe su diyebilirsin ama a lot of water diyorsun. Sayılabilen ve sayılamayan her şeyde zaten a lot of kullanılabiliyor. Şimdi geldik bu tarafa. Burada sıra, İşte bu çıkıyor. Bu çıkıyor bakın. Size en çok şunu soracaklar. Finally. En sonuncusunu soracaklar. Finally en sona geliyor. First en başa geliyor. First en başta. Final de en sonda. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi bakalım. Burada demiş ki which sequence is correct? Hangi sıralama doğrudur diyor. Bakın şimdi. Birincisi en başa first geldik. First, peel the cucumbers and dice them. Önce salatalıkları soyun ve onları dilimleyin. Tamam. Ardından ne gelecek? First'ten sonra second gelir. Tamam. Yazıyoruz. Second, peel the onion and dice it. Soğanı doğru soyun ve onu da dilimleyin. Tamam. Sonra ne gelecek? Ardından tabii ki de next. Dice the tomatoes. Ardından domatesleri dilimleyin diyor. Tamam bunu da yaptık. Sonra ne gelecek? After that, sonrasında bunun sonrasında mix them in a bowl. Sonra onların hepsini bir kase karıştırın. Zaten mix yapmak en sonda oluyor. En sonunda finally bak en sonunda bir geleceği belli. Finally add oil, salt, lemon, tabi lemon olacak and apple vinegar. Yani elma sirkesi, limon ve elma sirkesi koyun diyor. Şimdi burada çok önemli. Biz hocam bu sıralamayı bilemesek ne yapacağız? Birincisi en sona finally geleceği belli mi? En sonunda final olmayan A ve B seçeneği eleyeceksiniz. En başta first'in geleceği belli mi? Belli. 2 gelecek. O zaman D seçeneceksiniz ve cevabın rahatlıkla Ceyhan olacağını bulacaksınız. Bakın. Taktiği bir kez daha söylüyorum. Finally en sona geleceği için bir en sonda olmayan A ve B seçeneği eledik. First'te en başa geleceği için 2'nin en başta olmadığı D seçeneği eledik ve yine zaten Ceyhan seçeneği kaldı. Şimdi yeni nesil bir sorumuz var. Serkan diyor ki Mom, how can I cook taco? Nasıl taco yapabilirim diyor. Mom da cevap veriyor. Şimdi first diye başlayacak tabii ki. First. O zaman first diye başlayacaksa cevabımız zaten direkt Denizli. Sıralama belli. First fry corn tortillas. Next fill them with fried meat and onions. Finally add peppers and serve it. Bak finally en sona geliyordu zaten. First de ilk başa geliyordu. Buraya da next'i getirdik ve rahatlıkla yapmış olduk. Şimdi sıralamamız Denizli. Peki hangi soru cevaplanmış ona bakalım. Which question is not answered in the dialogue above? Yukarıdaki diyalogda hangi soru cevaplanmamış diyor. Şimdi who wants to cook taco? Kim taco'yu pişirmek istiyor? Tabii ki de Serkan. Who gives the recipe? Kim tarif veriyor? Tabii ki de her mom, his mom. Annesi cevap tarif veriyor. Böyle yap, böyle yap, böyle yap diye. What ingredients does Serkan need? Hangi içindekilere, nelere ihtiyacı var? Yazmış ya bak. Meat, onions, tortillas, bir sürü şey var. Why does Serkan want to cook taco? Peki neden Serkan yapmak istiyor? Bunu Meksika'ya biliyorum. Gitmiş çünkü. Hayır ne bileyim burada yazmıyor. Dolayısıyla Meksikalıları seviyor. Bilemeyiz. Geldik kaç saate oh bak. Be, 45 ve 10'lu fon. Tam hocam siz çünkü nasıl robot musunuz hocam? Nasıl böyle yapabiliyorsunuz? Yani? Arkadaşlar ben özel olarak görevlendirilmiş bir İngilizce cyborg'uyum. Görevim belli bir süre içerisinde 15 dakikalık limitler içerisinde bitirmek. Şimdi başlayalım. On the phone. Telefondayız da geldik. Şimdi ne yapacağız? Hang up. Hang up ne demekti? Telefonu kapatmak. Hang on. Hold on, telefonda bekleme. Kapatma, bekle diyorsun yani bak. Don't hang up, please hang on, bekle. Communication, iletişim. Interaction, yine iletişim ve etkileşim. Hani interaktif sorular diyorlar ya, etkileşimli sorular. Repeat, tekrar etmek. Available, ulaşılabilir. Answer, cevap vermek. Deadline, kötü at, yani bozuk at. Check, kontrol etmek. Ask, sormak. Contact with somebody, biriyle iletişime geçmek. Greet, selamlamak. Engage, meşgul hat, yani busy. Leave a message, mesaj bırakmak. Connect de yine ne demek? Burada net bir şekilde göreceğimiz gibi bağlanmak anlamına geliyor. Bunlar bizim bilmemiz gereken önemli kelimeler. Şimdi hemen bunları eşleştirelim. Hang,
Ne olacak? Hang on. Yani A'ya 3 oluyor. Tamam. Aa. Devam ediyoruz. Search engine. Yani search. Arama motoru. Hani işte Google. Search engine. Yandex gibi. Attach a file. Bir dosyayı eklemek. E-postayı eklemek. Evet, bir dosya ekliyoruz. Şimdi wireless modem. Modem. Burada da wireless modemi koyduk. Yani kablosuz modemi koyduk. En sonunda ne kaldı? Rengarenk bir ders oldu. Leave a message. Burada da bir mesajı ulaştırdık. Şimdi burayı bitirdik. Which one is not correct? Communicate, keep in touch. Doğru. İletişim doğru. Kurmak, iletişime kalmak. Engage, busy. Evet, doğru. Meşgul. Confirm, accept. Doğru. Following, precautions. Bu ne alakası var ya? Bu, yani bu Precious şey demek hocam. Değerli demek. Değerli demek. Following, takip eden. Yani bu belki alakası yok. Bunun hiçbir alakası yok. O yüzden buraya geçiyoruz. Geldik buraya. Ways of communication. Şimdi computer, bunu biliyoruz. Bilgisayar olduğunu biliyoruz. Laptop'u biliyoruz zaten. Dizli bilgisayar. Smartphone, akıllı telefon. Hepimizde akıllı telefon var. You can chat online. Online sohbet edebiliriz. You can make a phone call. Telefon görüşmesi yapabiliriz. You can send an email. Elektronik posta yollayabiliriz. You can talk. Konuşabiliriz. You can text a message. Mesaj atabiliriz. You can use social networks. Yani Facebook, Instagram gibi sosyal networkler kullanabiliriz. You can make video call. Videolu arama, yani görüntülü arama yapabiliriz. At çöpe laptopu. Şimdi şimdi bak. Hello. Ahmet konuşmaya başladığı zaman diyor ki hello, Ahmet is speaking. Ahmet konuşuyor diyor. Bu Ahmet is speaking şu demek. Merhaba, ben Ahmet demek. Yani this is Ahmet veya it is Ahmet calling ile aynı anlama geliyor. Burada introducing yourself on the phone. Yani kendimizi telefonda introduce, yani sunmuş oluyoruz. Oradan da Rogers cevap veriyor. Ver cevabı Rogers. Hi Ahmet, this is Rogers. Can I speak to Sarah? Aleyküm selam Ahmet diyor. Merhaba Ahmet diyor. Ben diyor Rogers. Sarah'la konuşabilirim. Bu da bir insana bir şey sormak istediğimizde, yani telling the person you want to speak. Konuşmak istediğinde söylediğimiz bir şey. Konuşabilir miyim? Could I, may I, can I speak to Sarah please de diyebilir. Bunların hepsi aynı şey anlama geliyor. Veya hello, this is Rogers calling for Sarah. Merhaba, ben Roger, Sarah için aradım diyor. Bu da cevap veriyor Ahmet. Diyor ki hold on a minute, patlama bekle. I will get her, onu getireceğim diyor. Birini bekletmek istediğimizde de could you veya can you hold on a moment, biraz bekleyebilir misiniz? Don't hang up on the phone please. Yani telefonu kapatmayın lütfen. Don't hang up the phone please. Evet, telefonu kapatmayın lütfen. Hold on please. Bekleyin lütfen. Wait a minute. Biraz bekleyin lütfen. I will take a note. Bir not alacağım diyebiliyoruz. Geldik buraya. Ahmet ve Rogers yine konuşuyor. Hello Ahmet is speaking dedi. Bu da merhaba Ahmet konuşuyor dedi. O da hi Ahmet, this is Rogers dedi. Can I speak to Sarah? Sarah'la konuşabilir miyim? Ahmet cevap veriyor. Could you please repeat it? Tekrar edebilir misin? It's a bad line. Kötü bir ad. O da cevap veriyor. I'm calling for Sarah. Bir daha söylüyor. I'm afraid Sarah isn't at home right now. Korkarım Sarah evde değil diyor. O da ne demek? Yani the person you have called is not available. Yani evde olmadığı zaman biz ne yapıyoruz? I will tell her when she gets back. Geldiği zaman haber vereceğim. She will get back to you. She will get back to you as soon as possible. En kısa zamanda sana geri dönecek. I will note a memo for her. Ona bir kayıt, ses kaydı bırakacağım. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin diyoruz. O da okay diyor. Would you tell her to call me today? Yani onu benim onu tekrar aramamı söyleyebilir misin diyor. O da yes of course diyor. Yani dolayısıyla burası şu cümle bakın. Bu cümleden sonra eğer olmadığını söyledikten sonra biz bu cümlelerle devam edebiliyoruz. Şimdi eğer Ahmet konuştu, başka bir şey söyledi. Evet, konuş bakalım Ahmet. Hello, Ahmet is speaking. Hi Ahmet, this is Rogers. Can I speak to Sarah? Could you please repeat that? It's a bad line. Bak. Tekrar edebilir misin? Kötü bir hat diyor. Bu durumda bunun yerine söyleyebileceği şeyler şu. Bir daha söyle bakalım bunları. Can you say it again? Tekrar söyleyebilir Could misin? Could you speak louder? Tekrar yüksek sesle konuşur musun? I can't hear you well. Seni duyamıyorum. Pardon me? Anlamıyorum. Say it again. Tekrar söyler misin diyoruz. O da I'm calling for Sarah diye tekrar ediyor. I'm afraid Sarah isn't at home right now. Sarah korkarım evde değil ve ondan sonra diyor ki Could you tell her to call me back today? Beni tekrar aramasını söyleyebilir misin bugün diyor. İşte bu da leaving a message. Yani mesaj bırakmak demek. Mesaj bırakırken de can you please tell him that Rogers called? Rogers'ın tekrar aradığını söyleyebilir misin diyor. I will call you later. Tekrar arayacağım diyor. Veyahut da I will get back to you in an hour. Birkaç saat içinde ona tekrar döneceğim diyebiliyor. Evet, şimdi yine quizimiz var. This line is engaged. Bu hat meşgul diyor. Yani engaged neydi? Biz demekti. I can't talk to Tonguç. Tonguç'la konuşamıyorum diyor. How do you communicate with your friends? Arkadaşlarınla nasıl iletişime geçiyorsun? Nasıl iletişime geçiyorsun diyor. WhatsApp. Aynen, WhatsApp olmadan kimseyle iletişim kurmuyor. DM'den de yazıyorum. Senin kaç tane WhatsApp grubun var Tonguç? Benim hocam 86 tane WhatsApp grubu var. Kaç tane seni sessiz aldın? 85 tanesi sessizdi hocam.
Kaç yıl süreli? 8 hafta, 1 ay, 1 yıl. 1 yıl senelisi size aldım. Hiç de meşgul etmiyorlar. Teşekkür ederim. Harika, tebrik ederim. Ayrılınca çünkü millet bayağı bir şey yapıyor. Ha, I will put you through. Tepki koyuyorlar bana. Aynen, ayrılmamak gerekiyor. Mesela düşünsene, Tonguç Tonguçoğlu ayrıldı. Aa, demek ki bir şey söylemek istiyorlar. Resmen istiyorum. İnsanlar birbirine giriyor. Aynen, I will put you through. Seni bağlayacağım. Hold on a moment. Çatlama bekle diyor. Hold on a moment. Birkaç dakika bekle. Please, lütfen. Mobile phone is... Sophisticated radio. Yani gerçekten sophisticated ne demek Tomuç herhalde benim? Yani sofistike, yani böyle karmaşık bir radyo gibi. Sorry Mr. Brown, özür dilerim. Bay kahverengi isn't available. Yani tabii kahverengi diye çevrilmez bu, ben espri yaptım. Mr. Brown is not available now. Şu anda Mr. Brown, Bay Brown'a müsait değil. Üzgünüm. Can you call him later? Onu tekrar arar mısınız sonra? Umurumda bile değil. Aynen. Can you hold on a moment? Biraz bekler misiniz lütfen? I will check him. Ona bakacağım diyoruz. Şuradaki kelimelere bakalım. Sorry. Bu kalıplar kesin çıkıyor değil mi sınavda hocam? Bu kalıplar çıkıyor. Şu anda bazı arkadaşlar da görüyoruz hocam, böyle mi çıkar sınavda diyor. Sınavda böyle çıkmaz arkadaşlar. Sınavda tabii ki size seçenekler verirler. Sınavda aynısı çıkar. Hayır. Sınavda bu kelimeleri öğrenmeniz için biz kelimeleri öğrenme yöntemi gösteriyoruz. Sınavda size mutlaka soru açıklaması, üstte bir soru verirler. Biz şu anda kelime alıştırması yapıyoruz. Sorry. But I think you have dialed, siz aradınız, the wrong number. Yanlış numarayı aradınız. Please don't hang up. Lütfen kapatmayın. Let me try to connect you. Size bağlamamı sağlayın diyor. It is bad line. Bu kötü bir hat. I can't hear you. Sizi duyamıyorum diyor. Can you please tell him Jim called? Ona anlat. Söyler misiniz Jim'in aradığını diyor. Could you hold on a moment please? Birkaç daha bekler misiniz lütfen? I will connect you. Sizi bağlayacağım diyor. Öbürü cevap veriyor. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz diyor. Şimdi geldik buraya. Egzersizlerimiz var. Şimdi I can't hear you. Very well. It's a bad line. O zaman buraya 1'e G geldik. Bak, I can't hear you very well. It's a bad line. Sizi iyi duyamıyorum. Kötü bir hat diyor. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz diyor. She likes, 3'teyiz bak, she likes going to art exhibition. O bir sanat galerisine gitmek, sanat müzesine, sanat nedir ona? Sanat galerisi. Sanat galerisine gitmek istiyor diyor. Yani fuar gibi bir şey oluyor bu. Exhibition, fuar. Dolayısıyla burada bir cevabımız 3'te deniz olmuş oluyor. Could you ask him, ona sorabilir misin? To call me, beni aramasını söyler misin diyor. Evet, your name and number please. Bir anda canlı yayında bu tarz şeyler oluyor tabii ki. Senin adını ve numaranı alabilir misin diyor. O da o yüzden Fatsa oluyor. I'm sorry, ne sorry? Yani üzgünüm. I'm sorry. He's not available at the moment. Tabii bu at the moment ayrı yazıyor, ona dikkat edelim. Şu anda o müsait değil diyor. Dolayısıyla birimiz altımız Ceyhan. I will call you. Seni arayacağım. I will call you back. Döneceğim sana later, daha sonra. Dolayısıyla edin olmuş oluyor. Şimdi yeni nesil bir sorumuz var. Imagine, oku bakalım Tonguç Hanım. Imagine that you have a job interview tomorrow. Hayal edin, yarın bir iş görüşmeniz var. Yarın iş görüşmeniz var. Evet. You want to share it with your best friend. Sen istiyorsun paylaşmak onu en iyi arkadaşınla. Jane'le. You are calling her. Onu arıyorsun. But her mother is picking up the phone. Fakat maalesef ki, yani maalesef ki yok da, onun annesi telefon açıyor. Hocam bu ünite çağ dışı kaldı. Herkes kendi telefonu var. Ben onu direkt arıyorum. Niye annesi açtın ki? Ya belki de uyuyor. Telefonu yanına bıraktı. Evet. She says that Jane is engaged now. Şu anda meşgul diyor. Herhalde Jane belki de banyoda mesela. Telefonu dışarıda bıraktı. Evet. And if you want you can leave a message. İstersen sen bir mesaj bırakabilirsin diyor. Şimdi bak, burada annesinin de görüntüsü var. Jane is engaged now. Would you like to leave a message? Sen de could I speak Jane dedin ve cevap geldi. Şimdi sorumuz geliyor. What do you say? Mesaj bırak dediği zaman annesine ne dersin? I'm sorry, I'm not available. Üzgünüm, ben şu an müsait değilim. Olmaz. Tımarhan neden mi kaçtın? Madem o zaman niye aradın müsait değilsen? Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu geçtik. Can you please tell her to call me back? Ona tekrar... Onu söylerim işte, onu söylerim. Bunu aramasını söyler misin? Beni aramasını söyler misin? I cannot contact with her whenever I call. Bu ne ya? Ne diyorsun sen ya? Ne aradığında hiç ulaşamıyorum. Ne biçim kız saçma bu? Saçma sapan. Demem ki en yakın yani, arkadaşım. She's an interview now. She's in an interview. Şu anda bir mülakatta. Olur mu canım? Ben gideceğim mülakata. Ben ona haber vermedim. Bunun alakası yok. Yani mülakata gidecek olan sizdiniz. Hayal ediyordunuz mülakata gideceğinizi. Ve bunu Jane'e söyleyecektiniz. Dolayısıyla bu da anlamsız oluyor. Cevabımız dolayısıyla Boston seçeneği. Şimdi geldik buraya. Which one has the same meaning with the... Pardon, bunu artık alalım şöyle. Which one has the same meaning with the underlined word above? Yukarıdaki kelimeyle, alt çizili kelimeyle aynı anlama gelen kelime nedir diyor. Engage ne demekti? Meşgul demekti. Hang up, telefonu kapatmak. Hold on, beklemek. Take a message, mesaj bırakmak. Busy, yani meşgul.
cevabımız Deniz diyoruz. Ve The internet konusuna geldik. Gördüğünüz gibi yine artık bir saat olmadan The internete gelmiş olduk. Son konumuzdayız. Bitiriyoruz. Artık bundan sonra içeriye gerek yok. Gerçekten de muhteşem. Yarın Tonguç Çelen, yarın da ne olacağını şöyle gösterelim. Arada bir nefes almış olalım. Yarın biliyorsunuz matematikte kesin çıkacak soruları göstereceğiz. Çok önemli bir yayın. Burayı bayağı öğrenci izledi. Matematik detaylı son tekrarı. Ardından hızlı tekrarımızı izlediler. Oh ama be, burası, onunla çok heyecanlıyım. Burası dananın kuyruğunu kopacağı yer. Ah. Burayı mutlaka, dana derken seni kastetmiyorum. Burayı mutlaka yarın izliyoruz. Ama bugün İngilizce tekrarımızı bitirdikten sonra da ödevlerimiz var. Onları da vereceğiz. Yan gelip yatacağım. Son tekrar İngilizce'den tabii içerisinde biliyorsunuz. Aynı zamanda birinci dönem kota İngilizce'den ve altı adımlı hızlı tekrardan 5 ve altı adımları çözeceğiz. Ödevlerimiz zaten daima var. Muhteşem. Forever. Her zaman var. Forever homework. Şimdi geldik de internet konusuna. Şimdi internet konusuna geldiğimizde bakalım. Birincisi webcam'i görüyoruz zaten. Bu kameramız her zaman yerinde. Website, web sitesi, password, işte nedir onun adı? Şifre. Şifre, search engine, arama motoru, Google, Yandex. Online olabiliyoruz, offline olabiliyoruz. Bunu WhatsApp'tan zaten ezbere biliyoruz. Register, kaydolmak, social networks. İşte sosyal ağlar, download indirmek, browse ne demek? Tarayıcı. Taramak. Evet, taramak. Browser da tarayıcı. Bu nedir Tonguç Erdem? Delete. Delete de yine... Bir sakız markası. Silmek. O başka bir şey. O başka. Bu ağzımızdaki kokuları siliyor. Evet, doğru. Laptop da yine nedir? Dizüstü bilgisayar anlamına geliyor. Şimdi burada screen ekran demektir. Keyboard da klavyedir hocam. Evet, keyboard klavye. Mesela comment ne demek Tonguç Erdem benim? Yorum demek. Harikasın. Comment şöyle yorum yapıyoruz. Peki attachment neydi? E-postalara iliştirdiğimiz ödev dosyası. Şöyle attachment yapıyorduk değil mi? Sonra connection ataş neydi? Ataş gibi. Ataş gibi. Ataş gibi okunuyor. Ataş öyle. Oradan geliyor zaten. Connection hatta bak şöyle gösterelim bak attachment. 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 Yani ataç adam. Superman. Superman. Şimdi connection bağlantıydı. Speak konuşmaktı. Speaker'da hoparlör oluyor. Konuş öyle var 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 var. Hoparlörden ses geliyor zaten. Button neydi? Düğmeydi. Mesela şurada düğmeleri var. Benjamin oldu. Button. Evet o da düğme fabrikası kurmuştu babasından kalan. Şimdi geldik buraya. What purposes do you use internet for? İnterneti ne için kullanıyorsunuz? Sadece insanları stalklamak için kullanıyorum. Ya niye böyle yapıyorsunuz? İtiraf ediyorum ya? Stalkerım. What do you use internet for? Ne için kullanıyorsunuz interneti? Play games. Oku bakayım ben de Türkçe'ye çevireyim. Hadi bakalım. Play games with my friends. Arkadaşlarımla oyun oynamak. Play online games. Online oyunlar oynamak. Post, upload videos. Yollamak veyahut da indirmek videolar, göndermek read videolar. Newspapers. Haberleri okumak. Hiç yapmam. Gazete okumak. Yani evet. Read online computer magazines. Online bilgisayar dergilerini okumak. Bunu hiç yapmam. Yani. Read online news. Online haberler okumak. Umurumda öyle. Send emails. Onda elektronik postalar yollamak. Bu da anlamsız. Share photos and songs. Bu tam bu sen. Çok yaparım. Fotoğraf paylaşmak ve şarkı paylaşmak. Watch movies, series, videos. Bu çok. Film izlemek, dizi izlemek ve video izlemek, evet. Upload some photos. Bazı fotoğrafları yollamak. Her gün 500 foto yüklerim. Tebrik ediyorum seni. Use search engines. Arama motorlarını kullanmak, Google, Yandex. Bunu da kullanıyoruz tabii ki oyunları ararken, evet. Use social networking sites. Sosyal ağları. Bence orada lives in social networking sites. Evet, orada yaşıyoruz artık diyoruz, değil mi? Şimdi gel bakalım burada true false yapalım. Oku bakalım. Arkadaşımızın ismi Erik. Ama hangi Erik? Hintli Erik. Erik. Hayır, yeşil Erik. Ay, espri ya. Evet, şimdi. Hintli Erik burası olsun. Çok iyi oldu biliyor musun? Şuradan bastırıyorum çok harika. Böyle acayip bir masaj oluyor. Evet, I am Erik. Merhaba ben Erik. I am 13 years old Indian guy. Ben 13 yaşında Hindistanlı bir adamım. My father. Ama bir dakika Hindistanlı olabilmesi için Tonguç Erdem bazı kurallar var. Birincisi. Ay babası havalı olsun diye Erik ismi koymuş. Normalde Eriko Gandiko. Eriko Gandiko. Şimdi başlayalım. Erik'i yaptık gerçekten tam bir yeşil Erik oldu. Şimdi devam ediyoruz. Ya gerçekten. Dayanamıyorum aynı espri yapmaya. Şimdi. I like having time in my room with my laptop. Odamda dizüstü bilgisayarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Hmm. My favorite activity is surfing on the net. Favori aktivitem internette surf yapmak. I connect to the internet and watch some videos. İnternete bağlanıyorum ve bazı videolar izliyorum. Evet. I sometimes download music and games. Ben bazen müzik indiriyorum ve oyunlar indiriyorum. From the internet. From the internet. Evet. I lately sent email to my friends but always browse my social media account. Ben nadiren elektronik posta gönderiyorum arkadaşlarıma. Fakat ben daima tarayıcı kullanıyorum benim sosyal medya hesaplarım için. I usually use a search engine for information. Ben genellikle arama motoru kullanıyorum bilgi için. I like having time on the internet but...
Ben internette zaman geçirmeyi seviyorum fakat... I do not have too much time for the internet, on the internet. Ben çok fazla zamanım yok internette. Only an hour day, a day. Günde sadece bir saat. So I am not internet addict. Bu yüzden ben internet bağımlısı değilim diyor ki doğru. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Erik gerçekten... Hayır be, kotası bitmesin diye öyle yapıyormuş. Pinti Erik ya, yuh. Neyse bakalım. He never sends... Yeşil Erik. Evet. He never sends email to his... Yeşil Erik. Erik Dalı. He never sends email to his friends. Arkadaşlarına asla Erik yollamıyor diyor. Pardon. Elektronik posta yollamıyor diyor. Doğru mu? Olur mu? Gönderiyorum dedi. Bakın burada diyor ki... I rarely send diyor. Never rarely. Rarely. Nadiren. Dolayısıyla bu false. He isn't an internet addict. Evet, bu internet bağımlısı olmadığını söyledi. True. I'm not internet addict dedi. İnternet bağımlısı değilim dedi. Bakın bu geçen sene gelmişti bu soru. Oo. Aynen 2019 LGS 1. soru, şey 4. soruydu. He plays online games for hours every day. Hayır. Olur mu canım? Böyle bir şey yok. Saatler bir saat kullanıyor. Aynen yani, alakası yok. He doesn't like surfing on. İnternette surf yapmayı sevmiyor. Olur mu? Seviyor. Bayılıyor hatta. He sometimes browses his social media accounts. Evet. Yani... Sometimes değil, always. I always browse my social media, always. Dolayısıyla bu da false olmuş oluyor. Tam ters köşe. Çeldiricili soru, yeni nesil. He is an internet, o bir internet bağımlısı. Hayır öyle değilmiş. Hayır değilim diyor zaten. Ama his... öyle diyenler genellikle öyle oluyor. Aynen o da var tabii, zaten tipinden anlaşılıyor. His favorite, his favorite gerçekten. Tipi kaymış ya. Çok tatlı ya. Ben bunu ben hayır, saçlara ben bayıldım hocam. Sağa sola saçlar getiriyor. Saçlar gerçekten çok tatlı bak. Şimdi bu çocuk ne yapsın? Ne yapsın yavrum benim yani. Kaşlarla güleceğim. Yani. Yani ne yapsın yavrum benim, canım yavrum. Şimdi, he's an internet addict. His favorite is to download music. Onun favorisi müzik indirmekmiş. Hayır, onun favorisi neydi? My favorite activity is surfing on. İnternette surf yapmakta. Dolayısıyla bunların hepsi false oluyor. Bir tane doğru çıkıyor demek ki hepsini doğru yapsaydık bayağı bir kötü olacaktı onun şeyleri. Bazen dikkatli olmamız lazım. Geldik yeni nesil sorumuza. Branda ve Amanda. Yani Amanda Aman diyoruz. Branda Bran diyoruz. Bakalım ne olacak. Branda Serelim. Branda. Branda'yı açar mısınız? Öyle bir isim yok ama... hocam. Branda diye bir isim yok ya. Brahma Gandhi falan. Ya böyle bir şey olamaz. Yoruldum. Hocam Branda diye isim mi olur ya? Ben hayatımda... Brenda, Brenda. Ha Brenda. Yanlış yazmış. Brenda. Yani burada... Ama Brenda İngilizce böyle yazılıyor. Branda diye yazılıyor. Ay. Ama sen bunu eğer çadır yaparsan o zaman da tent oluyor. Brenda. Şimdi bakalım. According to message, mesaja göre... Amanda Aman. Yani Amanda diyormuş ki... Feels bored, sıkılmış. Ama bir mesaja bakalım. Şimdi Brenda ve şey Amanda konuşuyor. Hey, what are you doing? Amanda cevap veriyor. Nothing just... Pardon, Amanda böyle konuşmaz. Nothing just usual. Ha, hiçbir şey yapmıyoruz, öyle takılıyoruz. I have party at 5 p.m. tomorrow. Bak bir de böyle saçma zaman kısaltmalar koyuyor. Party at 5. Bak eti böyle hani et diye yazıyorlar. For'u da, F-O-R'yi de 4 diye yazıyorlar hocam yani, kısa olsun evet, diye. For'da evet, to diye mesela evet. Veya for'u da böyle for yerine for yazıyor. Evet. Really? Gerçekten mi? Great bak. G-R-E... Allah'ım ya great. Harika diyor. De şey yazmış. Evet great yani. Oha. Yani oha Nesburg. Evet, burada esas yazmak istediği great yani. Anlaştık mı? Şimdi I'm crazy about parties. Veyahut da I like parties. Veyahut da I'm fond of parties. Evet bir şey diyebilir yani tamam. O zaman I'm in, bunların hepsi olabiliyor. Bak burada sevdiğini söylüyor. Okay tamam. Waiting for you bak. For geldi gene. Den seni bekliyorum diyor. U da değil de you yani sen demek istiyor. You diye okunuyor ya. Ya resmen. Tam bir mezarcıymış yani. Ağır İngilizce bu ya. I have a big surprise for you. Senin için güzel bir sürpriz, büyük bir sürprizim var. Okay thanks diyor. Thanks'i bile yazmışlar. Of. Gerçekten bunu da yazdık. Şimdi geldik buraya. According to the message, Amanda feels bored. Sıkılmış. Nine. Has a party. Hayır Amanda değil. Brenda'nın partisi var. Will go to the party tonight. Bu akşam partiye gidecek. Bu da değil. Dislikes parties. Pardon bu. We'll go to the party tonight. Bu akşam partiye gidecek. Partileri sevmiyor diye de bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız Chicago seçeneği. Which question doesn't have an answer in the text? Hangi sorunun cevabı yoktu? Who throws the party? Partiyi kim yapıyor? Brenda. Bu var. When is the party? Parti ne zaman? Tomorrow 5 p.m. Yarın 5'te tamam. What time is the party? At 5 p.m. Bu da yazıyor. 5 p.m. yani öğleden sonra 5 diye. What kind of party is? Ne partisi? Yani doğum günü partisi mi? Pijama partisi mi? Barbekü partisi belli değil. O yüzden cevabımız Denver. Hocam Venice partiyince tomorrow dememiz gerekiyor değil evet, mi? Tomorrow. Tomorrow yarın için. What time de 5 p.m. için diyebiliriz. Ama Venice party tomorrow 5 p.m. de diyebiliriz. Ama tabii ki tam spesifik saati burada soruyor. Şimdi biz bir şeyi anlamadığımızda can you explain it more please diyoruz. Onu lütfen biraz daha açıklar mısın diyebiliyoruz. Can you explain what it means? Söyler misin ne anlama geliyor? Do you mean? Ne diyorsun ya? Sorry I can't follow you. Seni anlayamıyorum. Takip edemiyorum seni.
What do you mean? Ne diyorsun ya? What does it mean? Bu ne anlama gelir diyebiliyoruz. Tabii ki kabul etme ve reddetmeyi hatırlıyorum. Her zamanki gibi. Bu friendship'te de vardı. I'm so busy but I can't refuse. Çok meşgulüm fakat reddedemem size. Of course kesinlikle. Sure kesinlikle. It sounds good, great, awesome. Kulağa hoş geliyor, harika geliyor. Sure that sounds fun, awesome, great. That is awesome, great. Bu harika, bu çok kulağa hoş geliyor diyor. Thanks for inviting me. Beni, tabii kulağa hoş geliyor değil de bu harika diyor. Thanks for inviting me. Beni davet için teşekkür ederim diyor. Yeah, that would be great. Harikasın, çok güzel olacak diyor. Evet, bu çok güzel olacak diyor. Yes, I'd like to. Olacak, güzel olacak. İsterim, ben de katılmak isterim diyor. Bunlar kabul et. Ama reddettiğimizde durum değişiyor. I'm sorry, üzgünüm. But I can't, fakat yapamayacağım. I'm sorry, I'm going to help my mother. Pardon. I'm sorry, I'm going to help my father. Babama yardım edeceğim, üzgünüm diyor. O da no thanks veyahut da sağ ol, Allah razı olsun. Eyvallah, sağ ol, çok teşekkür ederim diyor. I'm full, doluyum. I'm stuffed. Yani çok şişmiş mesela, bir şey ikram ediyor, yer misin diye. Al şu Big Mac'i ye, hamburgeri ye diye ağzına sokmaya mesela çalışıyor halar. Sen diyorsun ki I'm full, stuffed, doluyum. Teşekkürler halacığım. I'd love to but I. İşte ben isterdim fakat istemem diyor. I'd love to but I have to. İsterdim fakat I have to visit my grandpa. Mesela büyük babamı ziyaret edeceğim diyebilirsiniz. Sorry but I'm too busy. Üzgünüm fakat çok meşgulüm. I'd love to but I'm busy. İsterdim fakat meşgulüm diyebiliyoruz. Şimdi yeni nesil bir sorumuz var ve ardından da yeni nesil sorudan sonra, yeni nesil iki sorudan sonra artık bitiriyoruz. Evet, şimdi bakalım. Oh be, en sonunda gerçekten de ya. Evet, Henry Lloyd ve Kate Perry ile bir diyalogumuz var. Bakalım Henry. Boşuna oku bakayım. Would you like to join our WhatsApp group? Bizim WhatsApp grubumuza katılmak ister misin diyor. Katie, I'm afraid I can't. Korkarım, katılamam. The ringtone disturbs me so much. Telefon sesi beni çok rahatsız ediyor diyor. Bing 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 mesajlar geliyor, rahatsız ediyor. Henry ona bir şey diyor. Putting the phone on silent. Telefonun sesi alabilirsin. Saf mısın kızım diyor yani. Katie cevabı, I'd love to. İsterim but I can't. Yapamam. I don't like using social accounts. Ben sosyal hesapları kullanmayı sevmiyorum. WhatsApp sosyal bir account. Actually, aslında this is the main problem. Aslında esas problem Henry'yi sevmedi be. Yani aynen. Sırf Henry'yi şey yapmak için neyse. Ignore ediyor resmen. Kale almıyor. Which one can complete the blank? Hangisi boşluğu doldurabilir? Shall we? Shall we putting the phone on side? Telefonu olmaz. Let's'ten sonra let's put olması lazım. Why don't da olmuyor. How about? Ha, buraya işte how about gelir. How about? Ne dersin telefonun sesi almaya? İsterdim fakat yapamam. Benim esas sorunum sosyal medya ile ilgili. Şimdi buraya bakalım. Kate is not fond of using social internet groups. Kate sosyal internet gruplarını sevmiyor diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Bu doğru. Kate likes spending her time on it. Kate internette zaman geçirmeyi seviyor. Buna ulaşamayız. Kate is the admin of WhatsApp group. Kate WhatsApp grubunun kurucusudur. Saçmalık. Hayır, istemiyor bile zaten. Kate adds her friends to the WhatsApp group. Kate arkadaşlarına WhatsApp grubu... Bu da böyle bir şey yok. Dolayısıyla Kate tam bir asosyal ve WhatsApp grubunu sevmiyor. Belki de Kate kitap okumayı seviyor. Dolayısıyla biz Kate'e tebrik ediyoruz. Geldik başka bir yeni soruya. Oku bakalım. Kevin is addicted to internet. Kevin internet bağımlısıdır. He sits in front of the computer all day. Bütün gün bilgisayarın önünde oturur. He logs on at 9 a.m. every day. Saat 9'da, sabah 9'da her gün internete girer. He is interested in social networking sites. O sosyal network ağlarında ilgilidir. Yani çok sever. He has a lot of different social accounts. Bir sürü farklı sosyal hesapları vardır. He tries to increase the followers and also loves chatting with his friends. O artırmaya çalışır takipçilerini ve aynı zamanda çok sever sohbet etmeyi arkadaşlarıyla. He logs out at 9 p.m. 9'da, bak sabah 9'a girdi, akşam 9'da. Yok, 12 saat. 12 saat ya, böyle bir rezillik olmaz, ne kadar fazla. Şimdi, Kevin uses the internet to search information, bilgiyi aramak için yanlış. To download the müzik indirmek için yanlış. Nefes almak için kullanıyorlar. To check his emails, elektronik postalarını kontrol için yanlış. To surf the social networking sites. Sadece onun için kullanıyor. Aynen, sadece onun için kullanıyor. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği. Benim gibi. Aman. Allah Instagram'da Allah. 13 saati ayarladım hocam. Hayır. Instagram'da maksimum geçirebileceğin zaman 13 saat ayarladım. Yanlış. Uyarı 13 saat sonra geliyor. Ben de 15. saatte bırakıyorum hocam. 2 saat daha. Yanlış. Gün zaten 24 saat. Olmuş herhalde. What is the text about? Text neyle alakalı? Advantages of the internet. İnternetin faydaları, avantajları hayır. İnternet addiction, internet bağımlılığı olabilir. Popularity of internet usage, internet kullanımının popülaritesi bu da değil. Internet safe rules, internet güvenlik kuralları bunlar. İnternet addiction'la alakalı. İnternet bağımlılığıyla alakalı, o yüzden cevabımız Bursa.
Son sorumuza geldik. Oh be. Mom ve Sally. Mom ve annesi ve Sally arasında. My internet sometimes can be dangerous for you. İnternet bazen senin için tehlikeli olabilir. You should be careful when you use it, when you must keep your personal information secret. Sen dikkatli olmalısın kullandığında onu ve sen kişisel bilgilerini gizli tutmalısın. Yani keep your secret. Yani keep secret, gizli tutmalısın. Kimseye paylaşmamalısın diyor. Evet. ...... soru işareti. Can you explain it more please? Biraz açıklar mısın diyor. Ondan sonra annesi cevap veriyor. I mean don't share personal information and password with strangers. Demek istediğim, paylaşma kişisel bilgilerini ve şifreni yabancılarla. Hacklenirsin yoksa. Hacklenirsin diyor. Şimdi seni anlamadım. Hocam geçen gün benim Instagram'ım hacklendi. Aa, Allah korusun. Saçma sapan fotoğraflar yüklediler. Çok korktum. Asla dikkatli olalım. Şifremizi asla paylaşmıyoruz. Şimdi. Which question does Sally ask her mom? Saliha yani Sally ask her mom. Annesine ne soruyor? Is there a connection sign on the screen? Ne alakası var ya? Yok canım. What is your password? Senin şifren ne? What do you mean? What do you mean demiştim. Olabilir. Niye bak çünkü. Ne demek istiyorsun? Ya what do you mean? Can you explain it more please? Bu what do you mean'den sonra gelebilecek bir ifade olduğu için cevabımıza Ceyhun diyoruz. Deniz'e bakalım. Which bloggers do you follow? Hangi bloggerları izliyorsun diyebiliriz. Şimdi diğer alttaki sorumuza bakalım. What should veya shouldn't Sally do when she uses internet? Ne yapmalı ya da ne yapmamalı? She shouldn't share her personal information on it. Kişisel bilgilerini paylaşmamalı. Doğru mu Tonguç evladım? Evet hocam. Harikasın. O zaman bu olabilir. B'ye bakalım. She should share her password. Password'ünü paylaşmamalı mı Tonguç evladım? Evet hocam. Hayır saçmalama paylaşmamalı. The internet can be dangerous. İnternet tehlikeli mi? Olabilir ama burada ne yapıp ne yapmamasını söylüyor. She shouldn't be careful. Dikkatli olmalı mı? Evet hocam. Hayır dikkatli olmalı. Saçmalıyorsun. O yüzden cevabımız Adana seçeneği diyoruz. Ve artık İngilizce hızlı tekrarımız da bitti. Şu anda sizin yapmanız gereken LGS son tekrar kampımızda bu konuyla alakalı, işlediğimiz konuyla alakalı altınma hızlı tekrardaki kota denemelerini bitirmek İngilizce ve LGS son tekrar İngilizce kısmını bitirmek. Yarın kesin çıkacak matematik sorularına görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.